Merhaba sevgili çocuklar, değerli anneler babalar. Evet, şu anki videomuz Kitap Kurdu videolarının ilki. Bugün yani bu videomda sizlere ben Umberto Eco'nun Ceci'nin Yer Cüceleri diye çocuk hikayelerini tanıtmak istiyorum. E, kitabımız e, Yapı Kredi yayınlarından bir kitap. E, kitabın içerisinde 3 tane e, masal var. E, biraz masal, biraz gerçek. E, gerçekten e, çok güzel. E, masallar Evet e, Cecun'un yer cüceleri hakkında Hatta yazarının hakkında bir yazı e, resimleyen kişi e, İtalyan ressammış onun hakkında bilgiler var ve ayrıca e, Türkçeye çeviren Eren yücesan e, Sendey yani Cendey diye bir kişi çevirmiş. E, çeviri gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. E, Umberto Eco'yu çok severim zaten. Evet e, dediğim gibi içerisinde 3 tane e, masal var. Bomba ve General, 3 Kozmonot, Cecun'un Yer cüceleri. Hemen şöylece başlayalım. Ee, i̇lk önce ne? Bomba ve general. Çok ilginç, çok güzel. Bakalım neymiş? Ee, birazcık bahsetmek istiyorum size. Birazcık okumak istiyorum daha doğrusu. Kalan kısmını siz okuyacaksınız. Yani bu masalın bir kısmını okuyacağım size. Diyor ki bakın evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir atom varmış. Evet burada yani bu hikayeyi okuyaraktan şurada bakın bir de ne yapmış çizerimiz ressamımız ne yapmış Atomun resmini çizmiş. Böylece de atomu da öğrenmiş olacaksınız çocuklar. Bakın bir kere daha cümleyi okuyayım ki hani kopukluk olmasın. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir atom varmış. Ve gene evvel zaman içinde kalbur zaman içinde üniforması yıldız dolu kötü yürekli bir general varmış. Bakın ressamımız generali böyle e, hayal etmiş böyle çizmiş. Devam edelim. Dünya atomlarla doludur. Her şey atomdan yapılmıştır. Atomlar miniciktir ve bir araya geldiklerinde molekülleri oluştururlar. Onlar da sırası geldiğinde bildiğimiz her şeyi oluştururlar. Anne atomdan yapılmıştır. Süt atomdan yapılmıştır. Kadın atomdan yapılmıştır. Hava atomdan yapılmıştır. Ateş atomdan yapılmıştır. Biz atomdan yapıldık. Çok ilginç değil mi? Evet bakın burada bir anne resmi var, güneş resmi var. Devam edelim. Atomlar birbiriyle uyum içinde olurlarsa her şey tıkır tıkır işler. Hayatta uyum içinde, uyum üzerinde üzerine kurulur. Ama atomu parçalamayı başarınca parçacıkları gidip başka atomlara çarpar. Ve onlar da gidip başka atomlara çarpar. Ve böyle sürüp gider. Böylece çok korkunç bir patlama çıkar ortaya. Bunun adı atom ölümüdür. Evet devam edelim. Evet bakın burada da bir resim var yine. Her neyse bizimki üzgün bir atomdu. Çünkü bir atom bombasının içine konmuştu. Öteki atomlarla birlikte bombanın atılacağı ve her birinin her şeyi yok ederek parçalanacakları günü bekliyorlar bekliyordu. Evet bakın burada yine bir resim var. Devam edelim. Şimdi şunu bilmelisiniz ki dünya hayatlarını, dünya hayatlarını bomba biriktirmekle geçiren generallerle doludur. İlginç değil mi? Ve bizim general evinin tavan arasını bombalarla dolduruyordu. Bir sürü bombam olunca diyordu şahane bir savaş patlatacağım. Ve gülüyordu ve gülüyordu. General her gün tavan arasına çıkıyor ve oraya yeni bir bomba koyuyordu. Tavan arası dolunca diyordu, şahane bir savaş patlatacağım. İnsanın elinin altında bu kadar bomba varken kötü olmaması çok zordu. Evet, şimdi hikayeyi burada sonlandırıyorum. Sizler karar verin. Okuyunca göreceksiniz acaba bu general bu savaşı çıkarabilmiş mi? Bu üzgün atomlar acaba bir şeyler yapabilmiş olabilirler mi? İnsanlar ne yapmış? değil mi? Ee, okuyunca e, sizler de bu merakınızı giderebilirsiniz çocuklar. Evet, dedikten sonra hemen bir başka e, hikayeye geçmek istiyorum. Evet 3 kozmonot kozmonot nedir acaba? Hı? Ya kozmoz nedir? İşte tam da hikayede bunu da açıklıyor sevgili yazarımız. Bakalım ne demiş? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde dünya varmış. Ve evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Mars varmış. Göklerin ortasında birbirinden çok çok uzak duruyorlarmış. Çevrelerinde de milyonlarca gezegen ve galaksi varmış. Bakın dünyamız ve Mars değil mi? Bakın galaksiler. Evet çizerimiz bunları çizmiş. Devam edelim. Dünyada bulunan insanlar Mars'a ve öteki gezegenlere ulaşmak istiyorlarmış. Ama hepsi o kadar uzakmış ki. Gene de çalışmaya başlamışlar. Önce dünyanın çevresinde iki gün boyunca dönen ve sonra geri gelen uydular fırlatmışlar. Sonra gene dünyanın çevresinde birkaç tur atan ama geri gelmek yerine sonunda yeryüzünün çekiminden kurtularak sonsuz uzayda yol alan füzeler fırlatmışlar. Bakın burada da çok güzel bir resim. Devam edelim. Evet bakın resmi görüyorsunuz değil mi? Evet devam edelim. İlkin füzelerin içerisine köpekler koymuşlar. Bakın resimde var. Ama köpekler konuşmayı bilmediklerinden uydu aracılığıyla sadece hav hav diyebiliyorlarmış. Böyle olunca da insanlar köpeklerin neler gördüklerini, nelere, nerelere kadar gittiklerini anlayamıyorlarmış. Evet devam. Evet tanıdınız değil mi bu kişiyi? Yuri Gagarin. Devam edelim. En sonunda kozmonot olmak isteyen yürekli adamlar bulmuşlar. Kozmonotlar, kozmonotlara bu adım verilmesinin nedeni kozmosu yani içinde gezegenlerin, galaksilerin ve çevrelerindeki her şeyin yer aldığı bütün uzayı keşfetmek için yola çıkmalarıymış. Kozmonotlar yola çıkıyorlarmış ama geri gelip gelemeyeceklerini bilemiyorlarmış. Günün birinde herkes bir gezegenden ötekine yolculuk yapabilsin diye yıldızları fethetmek istiyorlarmış. Çünkü dünya artık çok sıkışık bir yer haline geldi gelmiş ve kalabalık gitgide artıyormuş. Evet, güzel bir sabah dünyanın üç değişik noktasından üç füze fırlatılmış. Bakın resim size bir fikir veriyor mu acaba? Hı? Bu kimin yazısına benziyor? Ya bu? Ya bu? Hı? Bu Çinli bir kozmonotu ifade ediyor olabilir mi? Bu da bir Rus kozmonotu. Bu da bir Amerikalıyı gitmiş olabilirler mi? Hı? Evet, Merak ediyorsunuz değil mi? Hadi ipuçlarına devam edelim. Bakalım burası Mars sevgili çocuklar. Evet Mars'a gitmişler. A peki orada ne olmuş? Hı? Hayat var mıymış orada? Neler görmüşler? Burası Mars olabilir mi? Devam edelim. Bakın. Acaba bu üç kozmonot birbirini seviyorlar mı? Yoksa nefret mi ediyorlar? Aa bu da kim? Bu kim olabilir? Hı? Marslı mı? Değil mi? Acaba ne olmuş? Kim kime kötülük yapmış, yapmış mı, yapmamış mı? Bunları merak ediyor musunuz? Sonunda ne olmuş acaba? Aa çok fena. Bakın. Evet. Devam edelim. Bu. Evet. Bu bir kuş. Ya. Devam ediyoruz. Bakın. Peki, bu 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 canavar mı diyeyim? Yoksa bir yaratık mı diyeyim? Acaba bu nasıl birisi, değil mi? Kuş bak koyun konmuş. Acaba görüntü bizi aldatıyor olabilir mi? Çirkin, kötü görünen şeyler gerçekten kötü müdür? Hı? Ne dersiniz? İşte evet bunları merak ediyorsanız lütfen bu kitabı alın ve okuyun. Evet bu da böyle. Gelelim. Evet gelelim Cecün'ün Yer Cüceleri. Evet, diğer hikayeleri de çok sevdim ama bunun bendeki e, hatırası çok farklı. Öğretmenlik yaptığım sırada bunu öğrencilerimle birlikte sahneye taşımıştık. Gerçekten çok güzeldi. Hadi bir bakalım mı? Bakın ne diyor? Bir zamanlar yeryüzünde yeni topraklar keşfetmek isteyen güçlü bir imparator varmış. Belki hala vardır. Gemilerim altın, gümüş ve çayır dolu. Uygarlığımı taşıyabileceğim yeni bir kıta keşfetmedikten sonra neye yarar benim imparatorluğum? diye bağırıyormuş. Bakanları da ona majesteleri artık yeryüzünde keşfedilebilecek hiçbir şey kalmadı. Haritaya bakın diyorlarmış. İmparator ya şuradaki mini mini ağacı diye soruyormuş heyecanla. Haritaya konulduğuna göre o günden beri keşfedilmiştir diye cevaplıyormuş bakanlar ve hatta or orada oraya bir tatil köyü kurmuşlardır bile. Hem sonra günümüzdeki insanlar adaları, kıtaları keşfetmeye çıkmıyorlar. Bugün uzay gemileriyle galaksiler ziyaret ediliyor. Evet, bakın. Devam edelim. Evet. Peki sonra ne olmuş? Ne yapalım yani diye cevaplamış inatçı imparator. Benim için üzerinde birilerinin yaşadığı küçücük de olsa bir gezegen keşfedecek bir samanyolu kaşif yollayın uzaya. O emir büyük. İşte samanyolu kaşifi arkadaşları ona kısaca SK der. O zamandan beri uçsuz bucaksız uzayda dolaşır ve uygarlaştırabilecek bir gezegen parçası ararmış. Peki şimdi size soruyorum acaba bu e, SK yani samanyolu kaşifleri e, gerçekten uzayda uygarlaştırabilecek bir e, gezegen bulabilmişler mi bakalım mı? Bakın, derken günlerden bir gün Samanyolu'nun en kuytu köşesinde mega galaktik mega teleskobunu bir noktaya çeviren SK harika bir şey görmüş. Mavi göklerinde belli belirsiz beyaz bulutlar dolaşan, ee, evet, devam ediyoruz. Bakması, bakması bile keyif veren yeşil vadileri ve ormanlarıyla sevimli mi sevimli bir gezegen. Daha da yaklaşınca bu vadilerde her türden hayvancığın hoplayıp zıpladığını, biraz komik görünümlü mini minnacık adamların sevimli edalarla ağaçları budadıklarını, kuşlara yem verdiklerini, ot biçtiklerini, ırmak ve derelerin billur sularında mutlu mutlu yüzdüklerini görmüş. Suyun dibinde de çeşit çeşit rengarenk balıklar varmış. Evet, peki gezegen böyle. Peki ya o gezegenden dünya nasıl görünüyormuş? Hı? Evet. Peki ya orayı gerçekten keşfedebilmişler mi? Hı? Oradaki o mini minnacık cüceleri acaba acaba ikna edebilmişler mi? Evet merak ediyor musunuz? Peki bu gezegenin adı neymiş? Hadi onu söyleyeyim sizlere. Bu gezegenin adı Cecü çocuklar. Evet. Peki Az önce de söyledik. Peki ya burada e, bu cüceler hiç hastalanırlar mı? Hastaneleri var mı? Hasta hasta olan kişi ya da hasta olan bir cüce acaba nasıl iyileşir? Hı? Merak ediyor musunuz? Peki ya uzaydan dünyamız nasıl görünür? Bakar mısınız şuna? Ya. Evet, devam ediyoruz. Peki bu bizim denizlerimizmiş. Ya. İşte böyle sevgili çocuklar. Eğer çocuğunun yer cücelerinde merak ediyorsanız, sizlere tavsiye ediyorum Umberto Eco'nun Çocuğunun Yer Cüceleri kitabını mutlaka alıp okumalısınız. Sevgili anneler babalar, ben sadece çocuklara değil sizlere bile tavsiye ediyorum. Bakın bir yetişkin olarak ben okudum, gerçekten e, çok farklı düşündürdü beni e, ve gerçekten çok etkiledi. Evet bu videomuz sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi okumalar diliyorum.